yandık, geçinemiyor. İntihar mı edelim? Zehir mi içelim, hava mı içelim? Aslında ben isterim bu millet aç kalsın. İsterim, isterim. Tayyip, baba, baba, baba. Türkiye'nin babası. Ama... Toplumsal TV'den herkese merhaba. Bu yılda Türkiye Ramazan'a yüksek enflasyonun gölgesinde giriyor. Artan gıda fiyatlarının Ramazan'da sofralara etkisini bugün yurttaşlarımıza sorduk. Bakalım neler söylediler. İyi seyirler. Artan gıda fiyatlarının Ramazan'daki sofralara etkisi neler olsun? Ya eminim insanlar zaten yiyemediği ete daha çok muhtaç olacak. Sokaktaki insanları düşünemiyorum bile. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bence çok olumsuz etkileri olur. Geçen yıllarda aldığımız fiyatla bu yıl arasında bayağı bir fark var. Millet önceden bir kutu yani doyabilecek kadar Ramazan gıdası alabilecekken bu yıl maalesef o kadar alamayacak. Ben Fransa'da yaşıyorum. Ailem, akrabalarım burada çok olduğu için burayı takip ediyorum. YouTube'dan zaten takip ediyorum. Yazlara gelebildiğimiz kadar geliyoruz. Kınıyorum. Ben hükümeti istemiyorum. Yani düşmesini istiyorum. Yeter artık. Yeter yani. Onlara oy verenlere de şaşırıyorum. Hala nasıl veriyorlar? Yurt dışında bunların, bu zamların %1'i olsun, santim santim zam yaparlar. Geliyorlar burada anlatıyorlar. Yurt dışındayız, biz orada da böyle... Hayır, kesinlikle değil. Madem öyle buyursunlar, gelsinler, asgari ücretle yaşasınlar. Yok, benim de ailem orada. Gelmiyorum. Niye geleyim ki? Burada sürüneyim mi ben? Sürüneyim mi? Yalan konuşuyorlar çünkü AKP'liler. Muhtemelen birçok insanımız iftarda alması gereken gıdayı alamayacak. Hatta iftarda yemek yiyememe durumları bile olabilir yani şu anki fiyat şeylerine baktığımızda. Vallahi her sene bu yapılan maalesef kötü bir oyun. Bu seferki tabii ki artışlar çok daha da büyük oldu ama maalesef Müslüman bir toplum olmamıza rağmen Ramazan geldiği zaman bütün fiyatlar artıyor. Bu maalesef hoş bir şey değil. Dolayısıyla insanların ibadet edeceği bir zamanda gıda fiyatlarının artırılması, bunlardan yüksek karlar elde edilip fahiş fiyata satılması ne insanen ne de dinen uygun bir şey değildir. Zaten hiçbir şeyi alamıyoruz. Alım gücü o kadar düştü ki Ramazan'da bir çorba veya sahurda iki yumurta. Yani bunun haricinde hiçbir şey yapmayacağız, yapamayacağız zaten. Daha da kötüye gitmemeyi dilerim. Kiralarımız olmuş 5 milyar, 3 milyar. He. Benzine indirin, benzine indirin. Çocuklarımız arabayla gidemiyor yollara, köylere gidemiyor, kaldık. Otobüsleri indirin. Bu insanlar nasıl geçinecek? Ramazan'ı nasıl çıkaracak? Onu bilmiyorum. Artık yani ya fakir ya zengin. Orta diye bir şey kalmadı. Herkes açlık sınırına düştü aşağı. Orada bizim yaşam standartlarımız çok iyi. Aşağı tabaka diye bir şey yok. Evet belki atıyorum 1500 lira alıyordur belki ama ev kirası kesin yardım ediyorlar. Kesinlikle orta sınıf yaşıyor herkes orada. Onun altı yok. Hiçbir şeye inanmayın. Yurt dışında hayat var. Ben masama çocuklarıma istediği her şeyi alıyorum. Her türlü yemeğimin giderimi her şeyi alıyorum. Tek şöyle bir şey var, bir şey diyorlar, onları ben yurt dışından gelenleri eleştireceğim. Geliyorlar, orada hayat yok. Hayır, orada bir düzen var. 7'den sonra işte 8'den sonra atıyorum, her yer kapalıdır, sosyal faaliyet vardır. Ha buradaki ortam çok güzel, cıvıl cıvıl, Türk olduğumuz için geliyoruz, seviyoruz. Ama bu demek değil ki, bu mu yaşam, böyle mi oluyor? Ben masama bakarım, ben masama yiyecek alabiliyor muyum? Bu kadar. 65 aylığına zam veriyorlar, geri alıyorlar, bu hayat mı? Yani azıcık indirim yapın. Bıktık, o sandık geçinemiyor. İntihar mı edelim? Zehir mi içelim, hava mı içelim? Biraz düşürün. Hayat pahalandı ecena. Çoluğumuz çocuğumuz geçinemiyor. Bu sene geçen seneki gibi Ramazan sofrası kurabilir miyiz sizce? Hayır. Çünkü her şey çok pahalandı. Bir katına değil, iki katına, üç katına çıktı. Yani tüm kilosu geçen sene 60-70 lirayken bu sene oldu 140-150 lira. Sen hesap et gerisini. İmkansıza yakın. Maalesef. Yani kurulamaz. Neredeyse.
kuramıyoruz. Çünkü her şey %100 arttığı için. Ama bu tek Türkiye'de değil. Ben Avrupa'dan geldim. Bir sene oldu. Bu Avrupa'da da bütün dünyada da böyle yani. 65 yaşındayım. Her şey çok güzeldi. O günlerin yani geriye dönüp tadını alamayacağız. Bunun inancındayım. Ama bütün ümidim gençlerin güzel şeyler yaşaması veya yapması ileriye dönük. Gençlerimiz adına söylüyorum bunu. Bizler artık yaşandı, yaşanmışlıklar bir kenarda kaldı. Önemli olan gençlerin bunları yapabilmesi, bunları yaşayabilmesi. Sanırım göremeyecekler. Çok arayacağız. Çünkü niye arayacağız? Geçen seneki ekmeğin fiyatı, pidenin fiyatı kaç para? Şu anda ekmeğin fiyatı, pidenin fiyatı kaç para olacak? Ayıp değil midir ya? Yani bu yumurtanın böyle, yoğurdun, peynirin, zeytinin bu kadar yani tam iftarlıkların bu kadar pahalı olması insanlığa yakışacak bir olay mıdır? Yok, nerede kuracağım Ramazan sofrasını? Kolu bekliyor, yardım bekliyor. Kim verecek bize? Adam geçiremiyor, bana yardım etsin. Yine insanlar Ramazan'da özeneceği için bir şeyler koymaya çalışır. Ama çok şey değişeceğine inanıyorum ben. İnsanlar et alamaz. Etin fiyatı bilmem kaç lira. Tavuk bile eti geçti. Yani 2 sene önceye keşke dönebilsek. Tabii ki kurabiliriz. Ramazan zaten bereket ayı. Yani her şekilde olur. Yani şu Türkiye'de aç olan kimse yok. Şöyle söyleyeyim, zengin gene zengin, fakir gene fakir. Her zamanki gibi. Bu Tayyip Erdoğan'ı bir karalama şeysi olarak düşünüyorum. Bu fiyat artışlarının falan. Yani onun herhangi bir suçu olduğunu düşünmüyorum hani açıkçası. Herkes işine ne geldiyse onu yaptı yani. Kesinlikle kuramayacağız. İnan ki. Kurabilir miyiz? Allah izniyle geçecek yavrum. Hiç geçecek. Nefisi öldürdün mü her şey güzel. Saray doluyor, insanların cebi boş kalıyor. Hiç olmaz. Zulüm olmasın, zulüm olmasın. Geçmiş dönemlere baktığımızda bir hurmayla 3 gün iftar eden, sahur eden insanlardan sofralarımıza her şey olup da isyan eden insanlara döndük. Kabahat bizdedir, bereketin kalkması insanlar yüzündendir. Kendileri yapsınlar o zaman bir hurmayla iftarı. Anlayan anladı bence. Nereye kadar bu şekilde gider peki? Yani bence bir 50 sene geçmesi lazım ki yaşlı topluluğu tamamen sona ersin. Anca öyle gider diye düşünüyorum. Ama bence bu seçimde kazanamazlar. Yani AK Parti. Tayyip Erdoğan'a veririm. Şimdi Erbakan'dan sonra ona veriyorum. Erbakan siyasette çıktıktan sonra öyle AK Parti'ye vermişim dedim şimdiye kadar. Ama yalnız fakir fukara haline sormak lazım. Gene vereceğim ona. Kime vereceğim? Üzülüyorum ben. Gençler için üzülüyorum. Çocuklarımız için üzülüyorum. Ne diyeyim ki yani? Gözleriniz doldu. Değişmesini umuyorum. Bunlar inşallah inşallah da olmuyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Herkes elini vicdanına koysun. Vicdan, ahlak önemli. Burada dini kullanıp da gelen bir partiyi bu kadar yani sahiplenmeyin. Yazık ya artık. Yani uçacağız daha. 2023'ü bekleyin siz. O Vahdettin miydi Osmanlı padişahı gibi? Kaçacak. Bekleyin siz. Cahilleşen toplumlarda biliyorsunuz insanlar radikalleşir. Bir şeye sıkı ölümüne bağlanırlar. Ölümüne bağlanınca da ya adama diyorsun ki yani niye artıyor? Memnun musun diyorsun. Adam diyor ki ben memnunum. Say diyor, adam şey yaptı diyor, hastane yaptı diyor, şunu yaptı diyor. Ben diyorum ki zaten onu yapması görevi yani. Onun yüzünden oy veriyoruz ona. Aslında ben isterim bu millet aç kalsın. İsterim, isterim. Niye isterim? Muhalefet hiçbir zaman bizim devletimize sahip çıkmadı. Hiç muhalefet. Hiçbir zaman. Hep bozucu oldu. Ben isterim onların yüzünden biraz açlık çeksin bu millet. O zaman belki kendilerine gelir. Bu kadar yollar, bu kadar hastaneler, bu kadar okullar, bu kadar havaalanları bu millete fazla. Buranın kıskanacak hiçbir şeyi yok. Üretim yok. Neden yok? Fabrikaları kapattı. Zaten merak etmeyin. Geçecek. Geçecek diyeyim Tarkan'ın şarkısıyla. Bu millet onca bankaları batmış idi. Kuyruk varınca hastane kapılarına, kuyruk varınca bankaların kapılarına şey kartı bir sokuyorsun, paranı alıyorsun, hastaneye gidiyorsun, ayak ayak üzerine atıyorsun, televizyonunu seyrediyorsun. Şimdi randevu alabiliyor musun? Eskiden rahat bir alamayacağım, rahat sokağa gezemiyordum ben. Ne yapalım şimdi ya?
Sokağa gözemeyecek eskiden, sokağa. Söylüyorsun ki. Neyin var, dairen var mı? Hayır, benim vallahi yemin ediyorum. Şu anda, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Kira kaç para maaş alıyorsun? Arkadaşım, ben iyi demiyorum. Yok, kaç para maaş alıyorsun? Sen şimdi Rus, Suriye'yi göz önüne al, Ukrayna'yı göz önüne al. Şimdi sen neredesin? Türkiye'de. Ben 3,5 milyar maaş alıyorum. Tutuyorum 3 milyar kira veriyorum. Nerede bunun otur şeyi? Otur mağuşumlara, otur bir busuğa. Nerede? Otur içine. Bulabilir misin? Niye ben buluyorum, sen burada niye bulamıyorsun? Burada ben oturuyorum. He. Burada ben kim oturuyorum. Kim bu millete fazla? Tayyip ne kadar biraz güçlendiyse. Bak, Tayyip ne kadar güçlendiyse Tayyip'i indirmek için bu millete. Ne edersen az. Bak bu millete sabahtan bal yedir, bal yedir onu. Akşam koy onu aşağı, biraz yorgun olayım da orada. Küfür ederse. Bu millet öyle millet. Namkör millet. Bu millet namkör. Tayyip. Baba. Türkiye'nin babası. Ama. Türkiye'nin babası diyor Tayyip. Babası abi. Babası. Tayyip gitse millet böyle yaşayamaz ki ne? Tayyip gitse böyle yaşayamaz ki. Hayatım, ben 64'lüyüm. 60 yaşına geliyorum. Böyle insan görmedim. Böyle İnşallah insan Allah, görmedim. Allah'ım görmedim. O sarayda otursun, ben burada kötülük çekeyim. Tayyip Baba mı diyeyim? Askeri ücretine geçinsin. O zaman Tayyip Baba diyeceğim.